Yukarıdaki numaralanmış dizelerin hangisine benzetme yapılmamıştır? Benzetme neydi? Bir varlığı başka bir yönüyle başka bir varlığa benzetmeydi. Bakalım. Onlar omuzları ne yalçın bir dağ. Omuzları yalçın bir dağa benzetilmiş. Ne sesleri ıslık çalan bir rüzgar. Sesler ıslık çalan rüzgara. Bir rüya içinde her akşam. Akşam rüyaya. Sanki nehir gibi akmaktadır. Akan şey yani zaman ya da onlar Ha artık bahsettiği. Nehre benzetilmiş. Beşinci cümlede herhangi bir benzetme yapılmış mı? Yapılmamış. Demek ki bize sorun, bizim sorumuzun cevabı 5. Aşağıdakilerin hangisinde doğrudan anlatım yoktur? Neydi doğrudan anlatım? Söylenen bir sözü olduğu gibi aktarmaktı. Söylenen sözü olduğu gibi aktarmak. Cümlelere baktığımız zaman ne diyor? Koca ihtiyar bu arazi bize ait diyerek geleni kovaladı. Olduğu gibi aktarmış mı? Aktarmış. 10-11 yaşlarında bir kız ağlayarak annemi arıyorum diyordu. Olduğu gibi aktarmış mı? Aktarmış. Prenses elindeki aynaya bakıp Var mı benden güzeli diye sordu. Olduğu gibi aktarmış mı? Aktarmış. Herkesin saat 3'te hazır olmasını istiyorum dedi takım kaptanı. Olduğu gibi aktarmış mı cümleyi yine aktarmış. Kulübe kafasının kapısından kafasına uzatıp biraz yiyecek istediğini söyledi. Doğrudan mı aktarmış? Hayır. Dolaylı olarak aktarmış. Yani söylenen sözü kendi cümleleriyle değiştirerek aktarmış. Yani E seçeneğinde doğrudan bir anlatım söz konusu değil. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kinayeli söyleyiş yoktur? Kinayeli söyleyiş neydi? Hatırlayalım tekrar. Bir şeyi kastararken başka bir şeyi ifade etmekti. O kadar kaliteli ayakkabılar satıyor ki ilk giymede altı derinde. Yani ayakkabılar aslında kalitesiz. Denizdeki dalgaları görünce Yalova'ya gitmekten vazgeçti onun iyi bir esnaf olduğu 5. sınıftan sonra iflastan sonra anlaşıldı. İyi bir esnaf olup olmadığı 5. iflasından sonra anlaşılmış. Yani kötü bir esnaf. Satranç oynamada üstüne yoktur. Yenilmediğim kimse kalmamıştır. Satranç oynamakta kötü olduğundan bahsediyor aslında. Bu okul süper yönetiliyor. Musluklar dışında okulda her şey akıyor okulu yönetilmediğini, yönetilemediğini anlatmaya çalışmış. Bu cümlede de. Baktığımız zaman hangisinde kinayeli bir söyleyiş yok? B seçeneğinde kinayeli bir söyleyiş yok. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde betimleme yapılmamıştır? Betimleme neydi? Kelimelerle kelimelerle resim çizme sanatıydı resim çizme bakalım cümlelere uzun süren kış ayları bitti köyün üzerine örten kara bulutlar gitmiş yerini masmavi gökyüzüne bırakmıştı burada bize bir resim çizmiş mi kelimelerle çizmiş yılan gibi kıvrıla kıvrıla akan derenin suları coşmuş sevda türküleri söylenerek akıp gitmişti üçüncü cümlelere bir betimleme yapılmış mı yapılmış vadi rengarenk tomurcuk ve çiçeklerle bürünmüştü. Bu cümleyi okuduğumuzda vadi gözümüzde canlanıyor mu? Canlanıyor. Demek ki burada da bir betimleme yapılmış. Uykudan uyanan böcekler küçük yuvalarından çıkarak şimdiden kış hazırlıklarına başladı. Bile. Yine 5. cümlede de bir betimleme yapılmış. Ama 1. cümlede bir betimleme yapılmamış. Bu iki cümle İfade edilenlerin anlamca doğru bir biçimde birleştirilmiş hali aşağıdakilerden hangisidir? Birinci cümle. 1985 yılında UNESCO miras listesine giren Kapadokya, Hititlilerden sonraki dönemlerde Hristiyanlığın en önemli merkezlerinden biri olarak tarihte önemli bir yere sahiptir. İkinci cümle. Kapadokya, Erciyes, Hasan Dağı ve Güllü Dağı'nın püskürttüğü, lav ve küllerin oluşturduğu yumuşak tabakaların yağmur ve rüzgar tarafından Aşındırılmasıyla oluşmuştur. Bize bu iki cümlede de Kapadokya'dan bahsediyor. Peki Kapadokya'nın önce neyinden bahsetmemiz gerek? Öncelikle nasıl oluştuğu, sonrasında da öneminden bahsetmemiz gerekiyor bu iki cümleyi birleştirdiğimizde. Peki hangisinde birleşmiş bu şekilde bu iki cümle? A seçeneğinde birleşmiş. Erciyes Hasan Dağı ve Güllü Dağı'nın püskürttüğü lav ve küllerin yağmur ve rüzgar tarafından aşındırılmasıyla oluşmuş olan Kapadokya, Hititlilerden sonra Hristiyanlığın en önemli merkezlerinden biri olmuş ve 1985 yılında UNESCO miras listesine girmiştir diyerek cümlelerimiz birleştirilmiş. Aşağıda anlatım özellikleriyle ayraç yay ayraç içinde verilen kavram birbiriyle uyuşmamaktadır. Hangisinde uyuşmuyor diye soruyor bize. Bir metnin hem anlam hem de biçim yönüyle takılma olmadan okunmasıdır. Akıcılık doğru. Bir yazını yoruma meydan vermek vermeksizin herkes tarafından aynı anlaşılmasıdır. Anlamda açıklık doğru. Bir yazarın yapıtlarında tüm insanlığı ilgilendiren konulara yer vermesi kalıcılık değil evrensellik olacak evrensellik Bir yazıda gereksiz sözcük bulunmamasıdır. Duruluk doğru. Bir yazının duygu ve düşüncelerini içten geldiği gibi yazmasıdır. İçtenlik yine doğru. Yalnızca C seçeneğindeki yay içindeki ayraç verilen tanımla uyuşmuyor.